Süre düşüş görülen altın son haftalarda özellikle de Trump'a saldırı sonrası tarihi zirveyi gördü. Peki altının yönü ne olacak? Konuşacağız. Ekonomist Profesör Doktor Abdülkadir Develi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Develi yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Şöyle ki Donald Trump'a saldırı. Yani Trump saldırısı etkili mi oldu? Evet, kesinlikle etkili oldu. Şöyle, zaten bir jeopolitik bir gerilim olduğu zaman, bir siyasi bir gerilim olduğu zaman bu altına eriyor. Altın yükselişini bu noktada destekliyor. Yani altın aslında bu jeopolitik risklerden, siyasal gerginliklerden, uluslararası boyutta bundan besleniyor. Zaten hali hazırda altını destekleyen başka faktörler de vardı bu yıl. Yani altın yılını yaşıyor derken hep bunu ifade ettik. Çünkü bu pandemi sürecinde yaşanan enflasyonist süreçle beraber dövizin de doların özellikle enflasyona karşı değer kaybetmesi, rezerv para noktasında güvenilirliğinin bu noktada sarsılması beraber Çin hane halkı, Hindistan hane halkı, Çin Merkez Bankası, Hindistan Merkez Bankası piyasada ciddi anlamda altın toplamaya başladılar. Ve aynı zamanda özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler olsun, Rusya-Ukrayna savaşı, bu da aynı zamanda altının yükselişini destekledi. Bir diğer parametre ise faizdeki düşüş trendinin nasıl olacağı yönündeydi. Tam bu noktada ise Trump'a yapılan bu saldırıyla beraber oluşan bu gerginlik de altını bir miktar desteklemiş oluyor. Fakat tek başına değil, aynı zamanda özellikle iş gücü piyasaları ve ekonomik aktivitede görülen yavaşlama ile beraber ABD artık Eylül ayından itibaren politika faizini indirmeye başlayacağı noktasındaki ABD'nin oluşturmuş olduğu algı da altına yaradığı gibi duruyor. Çünkü faiz iner ise değerli metaller olan talep artar. Jeopolitik riskler artar ise artar. Siyasi gerilimler, Trump'a yapılan suikast girişimi gibi gelişmeler yine altının bu noktadaki yükselişini destekleyecek gibi duruyor. Fakat bu etki büyük ölçüde şu an geçti gibi duruyor. Şu an daha çok piyasalar Fed'in politika faizini ne zaman düşüreceğine dair süreci fiyatlamak istiyor, bunu görmek istiyor. Ve bu da büyük ölçüde şu anda Fed'in politika faizi indirime dair sürecin oluşmaya başladığında şu an itibariyle söylemek de yerinde olur diye düşünüyorum. Peki altında yıl sonuna kadar yeni rekor bekliyor musunuz? Bu birazcık daha jeopolitik risklere bağlı olarak, ABD seçimlerine bağlı olarak da bunu okumak gerekiyor. Ve aynı zamanda da politika faizi nedenle hızlı düşecek, buna da bağlamak gerekiyor. Fakat şunu söylemek gerekiyor, Orta Doğu ısınmaya devam ediyor bilindiği üzere. Bunun getirmiş olduğu risk devam ediyor. Yani riskler sıcaklığını koruyor ve bu risklerin, jeopolitik risklerin sıcaklığını koruması, Rusya-Ukrayna savaşı, bu altının yüksek seviyesini korumasına destek oluyor. Diğer taraftan ise artık bir indirim süreci başlayacak. Yani dolayısıyla bu daha sık söylenmeye başlanınca altındaki bu yükselişi de destekleyecek gibi duruyor. Dediğim gibi şu anki gidişata bakar isek jeopolitik ısınma ve politika faizin FED tarafından düşürülecek olması altını bir miktar daha yukarı doğru seyrini baskılayacak gibi duruyor. O zaman Orta Doğu ısınmaya devam ediyor dediniz. Öyle gerçekten. Rusya-Ukrayna savaşı ama bir yandan da Amerikan seçimleri. O nasıl etkiler? Tabii ki. Bu da önemli. Özellikle şu Trump'a yapılan suikast girişiminden sonra Trump'ın uygulamış olduğu ekonomik politikaları vardı bilindiği üzere kendi döneminde. Neydi bu politikalar? Doları güçlendirici politikalarıydı. Yani güçlü maliye politikaları ile özellikle bir nevi dolara artık ABD'ye gel mesajı veren, aynı zamanda da ticaret savaşlarıyla anılan bir dönem idi. Yani bu piyasaları nasıl etkileyecek bunu göreceğiz. Fakat artık daha çok şunu konuşmaya başladık biz. Ticaret savaşları, özellikle Çin'e karşı uygulanan bu ithalat kotaları, gümrük tarifelerin yükseltilmesi, bunun mutlaka uluslararası ticarete olumsuz bir etkisi olacak. Çünkü bu burada Çin'le misilleme yapacaktır. Oysa ki biz şunu biliyoruz ki birçok firma
artık sadece ABD'de üretim yapmıyor, sadece Çin'de üretim yapmıyor. Yani ticarete bu karşılıklı misleme, karşılıklı gümrük bariyerlerin artırılması, tarifelerin artırılması ne anlamı gelecek? Ticaretin bu noktada olumsuz etkilenmesi anlamına gelecektir. Ama diğer taraftan da söylemiş olduğum gibi burada güçlü maliye politikasıyla döneminde Trump döneminde ABD doları güçlüydü. Fakat politika faizi inecek ve Trump da kazanır ise belki bu politika faiz inişi kaynaklı dolardaki zayıflamayı Trump'ın gelmesiyle beraber şu an önde gözüküyor gibi gelmesiyle beraber bunu telafi edecek gibi duruyor. Tabii burada altın bundan nasıl etkilenir? Tabii o altın etkilen az önce söylemiş olduğumuz gibi birçok parametre var. Fakat ABD dolarının güçlenmesi noktasında Trump'ın gelecek olmasının bir etkisi olacağını bu noktadan söylemek yerinde olabilir. Dünya ticareti için ise liberalleşme adımları açısından ise çok iyi bir haber değil. Bu çünkü bu noktada Trump'ın başlatmış olduğu bu korumacılık Çin tarafından devam ettirilirse, başka ülkeler buraya girer ise, yani böyle dünyanın birdenbire şu dönemde liberalleşmeyi çok konuşmuş olduğumuz dönemde korumacılık politikaları bu noktada devreye girebilir diye düşünüyorum ki bu da ticareti ve küresel ekonomik aktiviteyi olumsuz yönde etkiler. Peki altın almak için uygun bir dönemde miyiz şu an? Tabii bu çok çokça soruluyor. Altın şu an yüksek. Bunu söylemek istiyorum ben. Fakat bu yüksek düzeyini koruyacak halen parametrelerle destekleniyor. Yani bu düzeyi koruyacak gibi duruyor. Isınma devam ediyor. Jeopolitik ısınma devam ediyor. Ve merkez bankaları faiz indirim sürecine girdi. Dolayısıyla altın birazcık da yükselecek gibi biz buradan Evet, söyleyebiliriz. hayır mı? Bu trend biraz daha devam edecek gibi duruyor. Hayır yani. Şu an doğru değil diyorsunuz anladığım kadarıyla. Şöyle yüksek bir seviye fakat daha da yükselme ihtimali de güçlü aynı zamanda öyle söyleyebilirim yani. Evet, hayır cevabı almak istediğim için sormuştum da. Şunu da sorayım o zaman. Altın almak mı, borsaya yatırım yapmak mı? Tabi bu biraz finansal okuryazarlıkla ilgili olan bir nokta. Yani finansal okuryazarlık var ise, borsa ile ilgili bilgi sahibi var ise bu önemli. Diğer türlü yüzeysel gidildiği zaman maalesef borsada istenilen sonuçlar elde edilemiyor. Fakat bir küresel bir okuma yapalım. Yani küresel olarak borsalardaki trend ne olacak diye. Tabii bu politika faizin düşmesi, altını yükselteceği gibi diğer taraftan alternatif yatırım araçları olan talebi de artıracaktır. Bu en güçlü alternatif aracısı burada borsa dünyada. Dolayısıyla faizlerin düşmesi borsaya olan genel talebi de artıracaktır. Çünkü borçlanma maliyeti düşecektir firmalar açısından. Borçlanma kabiliyeti artacaktır. Bu da üretimi destekleyecektir. Ve diğer taraftan yatırımcı da şunu görecektir. Artık faizler yüksek değil. O zaman alternatiflere bakalım diyecek. Yani genel olarak borsalar için bu politika faizin düşecek olması iyi haber. İçeri geldiğimiz zaman ise tabii güzel haberler gelmeye devam ediyor bilindiği üzere. Moody's'in not artırımı, güçlü not artırımının getireceği bir esinti var şu an Türkiye'de. Ve bu önümüzdeki hafta bunu daha net hissedeceğiz. Yani ben bu noktada bir artış bekliyorum. Dediğim gibi burada altında da bir trendli bir yukarı doğru seyir durumu söz konusu olacak. Borsalarda da aynı şekilde. Bizim kendi kişisel gelişmelerimize baktığımız zaman ise bakın not artışları var, CDS düşüyor, rezervlerde artış durumu söz konusu, yabancı yatırımda ciddi anlamda bir giriş durumu söz konusu. Bu da borsa için olumlu bir haber fakat dediğim gibi burada ciddi anlamda finansal okuryazarlığa ihtiyaç var ki borsada kazanalım. Peki, çok teşekkürler hocam değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. İyi hafta sonları. Efendim, Abdülkadir Develi bizlerle birlikteydi. Ekonomist Profesör Doktor Abdülkadir Develi ile ekonomi gündemini konuştuk.